Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2020 bütçeleri üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayıştay'ın Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili raporuna baktığımızda kurumun temsil ve tanıtma giderinin 857 bin lira olduğunu, dövizin olumsuz değerlendirilmesinden dolayı 14 milyonluk kur farkı zararı oluştuğunu ve kurum bilançosunda 2 milyon 25 bin liralık görev zararının yer aldığını görmekteyiz. Bu konuya ilişkin geçen ay bu kadar yüksek temsil gideri harcayan ve kurumu 2 milyonluk görev zararını oluşturan ve oluşmasına yol açan kurum yöneticileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır diye bakanlığa sorduk. Tabii ki cevap alamadık. Aynen bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzun verdiği 16.510 soru önergesinden 14.523 tanesine süresi içinde cevap alamadığımız gibi. Değerli milletvekilleri, Türk Patent ve Marka Kurumu başkan ve yöneticilerin babasının çiftliği gibi yönetilirken 17 yıllık AKP iktidarında ülkede yeni bir marka yaratılamamıştır. Bu iktidar döneminde keşke değerli bir Türk markası yaratılsaydı da bugün burada bunları konuşacağımıza bu markayla gururlanıp bunun sevincini hep beraber yaşayabilseydik. Kurum bu haldeyken kurum başkanı ne yapıyor diye baktık. Kurum başkanı seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyor. Kurum başkanı 2018 yılının 2,5 ayını görevinin başında geçirmeyip kendisinin yerine başkan yardımcılarını bırakmıştır. Hatta sadece il dışına çıkmamış, yurt dışına da çıkmıştır. Münih, Lahey, Singapur, Paris derken yıl içinde aralıksız olarak görevinin başında durduğu en uzun süre sadece 41 gündür. Sadece 41 gün. Tabii kurumun başında başkan olmayınca da kurum yöneticileri har vurup harman savurmuştur. Değerli milletvekilleri, Türk Standartları Enstitüsü'ne de baktığımızda görevi Türk standartlarını hazırlamak olan kurumun personelin yurt içi görevlendirmelerinde dahi konaklama bedelini avro cinsinden belirlediğini görüyoruz. Ülke yoksulluk içinde kırılırken hem milliyiz deyip hem de bu kurumda yurt içinde dahi avro ödemesi yapılmasını gerçekten biz anlayamamaktayız. 17 yıl boyunca her sözü aldığınızda vay efendim biz yerliyiz, vay efendim biz milliyiz deyip ama bu kurumda yaşananlara bir tek söz etmemenizi kabul edemiyoruz. Biz biliyoruz ki sizin yerliliğiniz de milliliğiniz de hem sözde hem sahte. Değerli milletvekilleri, aslında iki kurumu 5 dakikada değerlendirmek çok zor. Tabii kuruma incelerken bir baktık ki hangi ülkeyle anlaşma yapmış diye tabii karşımıza şaşırmadık, yine Katar çıktı. Katar'la daha geçtiğimiz günlerde bir anlaşma yapılmış ticareti kolaylaştırmaya ve tüketicinin korunmasına ilişkin. Yahu nedir bu Katar aşkınız? Tank palet fabrikasını peş peş çektiniz. Ben de söyleyemedim, o kadar çok söylüyoruz ki artık. Evet, uçan sarayı tank palet fabrikasını... Uçan Saray'ı hediye aldınız, şimdi TSE'de Katar standartlarını belirliyorsunuz. Biz biliyoruz, Katar'la sizinkisi bir aşk hikayesi ama bu aşk ülkemize çok pahalıya mal oldu. Değerli milletvekilleri, sonuç olarak bütçenin geneline baktığımızda bu bütçe ahlar vahlar bütçesi olmuştur. Bu bütçede krediyle geçinmeye çalışan asgari ücretlinin ahı vardır. Bu bütçede atanamayan öğretmenlerin ahı vardır. Bu bütçede KYK borcunu ödeyemeyen üniversiteli işsizlerin ahı vardır. Bu bütçede çocuğuna okul kıyafeti alamayan babanın, çocuğunu ısıtamayan ananın, eşini pazara götüremeyen kocanın ahı vardır. Bu bütçede toplanan paraları ödenmeyen şehit yakınlarının, mahsulü tarlada kalan çiftçinin, üretemeyen sanayicinin ve kepenk kapatan esnafın ahı vardır.
Süre verirseniz başkanım. Ve bu bütçede hep ah yok vah da var. Ekranları başında izleyen vatandaşlarımızın izlerken vah 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 edip vahları vardır bu bütçenin üzerinde. Bu sebeplerle biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu hayırsız bütçeye ret oyu vereceğiz. Ama bir söz var, onu da hatırlatmak istiyorum. Atı alan Üsküdar'ı geçermiş de ah alan Sırat'ı geçemezmiş diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.